Merhaba arkadaşlar. Daha önce size sunmuştum bu evi. Bu denize yakın, bu plaja yakın. Çamların içinde, kumu da ince. Burada benim bir arkadaşımın restoranı da var, balık restoranı var. Bu denize çok yakın, yürüme mesafesinde 500-600 metre yakınlıkta İngiliz'den satılık bir dönüm 200 metre kare arsa içinde, bir dönüm 200 metre kare arsa içinde fiyatı 320 bin sterlin ya da pound. İngiliz para birimi sterlin de deniliyor, pound da deniliyor. Tarayıcınızdan bakın, güncel döviz kurlarından hesaplamayı yapın. 320 bin sterlin kuru kaçtır, hesaplama yapın. Takriben 3 milyon 250 bin civarında yapması lazım şu anda. Adam eşyasıyla beraber satıyor. Bu ağaçların içinde güzel bir ev. Bir dönüm 200 metrekare arsa içinde. Drone görüntüleriyle size arz etmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Ben de bu evi satana kadar hep paylaşacağım. Hep paylaşacağım. Arkadaşlar evimiz bu. Daha önce de sundum. İçine de girip sözlü anlatım yapmıştım. Bir daha yapıyorum. Ev güzel. Üste bir site var. Yandaki Brazzer Villa mıydı? Neydi? O da satılık. O 350 bin sterlin. Şu anda size arz ettiğim tek katlı bir ev. Buna bungalov da diyorlar. Evimiz bu. Evet. İşte böyle geniş bir yeşil alanı da var. Bu İngiliz evini kameralarla bizi de görüyor. Anahtarı zor bela alıyoruz. Getirip sunuyoruz. Adam hem satıyor hem şimdi bize de bilmiyorum böyle bir şeyler dönüyor mu dönüyor. Anahtarı alıyor. Kameradan da bizi izliyor. Biz de çok fazla adamı rahatsız etmiyoruz. Güzel bir ev. Burada arsalar yok arkadaşlar. Burada gerçekten hani bu metrekarede arsa yok. Yani ben de istiyorum. Olsun, ucuz olsun. Alan satan herkes memnun olsun ama maalesef ki arsa yok, çok talep oluyor. Hani şimdi ben emin olun bu pandemi yılı oldu ya, bu kadar satış olan bir yıl görmedim. Geçen bir mimar arkadaş gördüm, iyi bir mimardır, bu işleri de yapıyor. Dedi, ben de anlamadım dedi, ben dedi restoran da yapıyor Yeşilkent'te. Dedi ki ya dedi ben dedi restoranı çalıştırmadım, ben dedi sıkılmaya başladım, perişan olacağız diye. Oysa dedi ben çok yer sattım dedi. Ben şimdi inşaata başladım, yapıyorum dedi. Yani olay bu arkadaşlar. Dolayısıyla siz değerli insanlar, ben de böyle çalışıyorum amele edasıyla. Çok süslü püslü renkler, yapmacıklar yok. Yani bu fiyatta çok öyle aman İngilizdir bırakıp kaçıyor bilmem ne, öyle değil. Adam biliyor, o da biliyor. Çat pat Türkçe de biliyorlar. Ondan sonra piyasayı benden sizden iyi biliyorlar. Biz de gidiyoruz, satıyoruz, sunuyoruz. Bir tane abi buraya, benim de hemşerim, İngilizce öğretmeni, rehberi Milas'tan buraya fiyat verdi. Değerli abim, adam kabul etmedi. Ne kadar verdi? 295 bin, evet 295 bin sterlin ya da pound verdi. Vermedi, hiç muhatap bile olmadılar. Bu yani bulunsa, hani alternatifi olsa diyeceğiz hadi atlayalım. Yok. Bunun altında da bir şeyler var. Havuzun altında. Boya biraz deforme olmuş. Bunlar yapılır arkadaşlar. Şimdi Kuşadası, Didim, şu bu. Bu her tarafa gidiyorum. Bir de çoğu ilan kirli bilgidir. Satılmış evlerdir. Eski tarihler, bazı link atıyorsunuz bana. Arkadaşlar o evler satılmış. Ben de satılanları satılmış diye not ediyorum. Bazen ben bile gözden kaçırıyorum. İnsanız. Hadi bakalım. Full deniz manzaralı. Bir dönüm 200 metrekare arsa içinde 320 bin sterlin İngiliz'den full eşyalı olarak bu bungalov ev, tek katlı ev, yapı denetimli, deprem yönetmeliğine uygun, debi derya, deryayı debi, deniz manzaralı, denize yakın, plaja yakın, mükemmel, her bir odası 30-40 metrekare olan bu bungalov evimiz satılıktır arkadaşlar. Bunu drone görüntüleri videonun başına ya da sonuna ekleyeceğiz. Burada bu ormanın içinde kaybolmuş evler de var. Bunlar yaz kış bu yıl pandemiden dolayı kalanlar da var. Dolayısıyla gerçekten cennetten bir köşe. Ama tabii bu güzellik karın doyurmuyor. Önemli olan hani paranız varsa gelin, borca harca girmeyin. Hani bu şu anda bu paralar ihtiyaç sahibine uygundur. Zaten size yaramayan mal ne olursa olsun pahalıdır. Gel. Gel. Evet.
gürültü oluyor Furkan, gel. Evet arkadaşlar, şimdi Furkan git oradan, ben tekrar yapacağım. Şimdi size yaramayan mal kaç para olursa olsun pahalıdır. Orada bir kere, bir dakika, bunu eşyaları toplamışlar. Furkan git mutfağın oradan çek. Mutfağın oraya git. Mutfaktan çek bana. Evet. Bizim bir Ankaralı Musa abimiz var. Diyor ki bana yaramayan mal kaç para olursa olsun pahalıdır. Size yaramıyorsa pahalıdır. Ama yarıyorsa ucuzdur. Bunu söyleyin. Yarıyorsa, sizin için lazımsa böyle bir ürün bulamazsınız. Yani burada arsa da yok. Yok arsa abi, yok. Tamam, dön şimdi mutfağa Furkan. Furkan dön mutfağa. Arkadaşlar, burası ayrı mutfak. Bu evin her tarafı deniz, full deniz manzaralıdır arkadaşlar. Bazı eşyalar da böyle, dolaplar, molaplar. Bakın gördüğünüz gibi dolaplar, 1, 2, 3, 4 kapalı. Evet, böyle beyaz eşyalar da var. Evin ufak bir makyaja ihtiyacı var. Neticede kimse melek değil. Böyle yumurtadan da çıkmadı, uzakta da zembille de gelmedi. Buna nedir, ben beğenmedim falan. O zaman kendinize gidin Bodrum'da 5 milyon dolarlık, euroluk bir ev alın. Şu anda bu ev Bodrum'da da yok. Burası efendim Bodrum mudur? Yok. Sadece Bodrum isminle anılmak için gidip milli servet veren insanlar var. Sadece Bodrum'da tatil yapıyorum. O böyle bir toplantıda daha prestijli olsun diye. Öyle yani, yoksa Bodrum aktif. Zaten arada bir şey yok. Anladınız mı arkadaşlar? Yani hadi Bodrum'a sahile de gidiyorsun. Bir yere girsen kimin ne olduğu da meçhul. Bir de bakıyorum adam mafyacı çıktı. Bu durum bir de o. Anladın mı? Gerçi o tipler, ben gidiyorum. Şükür ki rengim esmer. Bana diyemiyorlar. Size diye gülürler. Ona göre ağrısı ne kattı. Şimdi ben geçen dedim. Ya gerçekten bu esmerlik bazen. Bakıyorum sen nerelisin? Abi sen Diyarbakırlı, abi sen ne? Oğlum dur, insan olsun, nereli olursa olsun. Ama böyle esmer renklisin diye bunlar. Abi zaten öyle cahil. Bunlar zaten öyle diyorlar ya, benden biraz o konuda bazen şanslı oluyorum. Gel. O beyazlar var ya, hani milletin onlardan yıllarca çektiği aydın. O tipler bazen sıkıntılı oluyor. Ya sen ne yerlisin ya? Oğlum ben insanım, sana ne derim? Evet, burası birinci oda. Ben bu memleketin çocuğuyum. İşte senin kardeşin ne fark eder? Evet. Ne öğrenirsin? Sakız da var ağzında. Abi diyemiyorsun abi, ne kadar zor. Abi kapat desen, la diyeceğim, ben müşteri kaybediyorum. Evet arkadaşlar, burası oda. Oda bir, değil mi? Birinci oda. Birinci odanın içinde ebeveyn de var. Evet, buraya giremiyorum. Arkadaşlar, altta kabin var. Güzel memleketin güzel insanları. Beni anlayan anladı o yorumla, değil mi? Neredeyse bir de uykusu gelir gibi, midir bulanıyor gibi konuşuyor, ölü gibi. Ben abi yazdırım. Ciddi mi? Hani sen daha... gel baba. Neredesin sen? Bir de uyku geliyor gibi konuşuyor ya. Abi ben Erzurum'um abi. Neredesin? Karayazı. Ama sen daha çok Bingöl, Mardin, Tunceli benziyorsun. Tamam abi, ben Erzurum'um. Ulan oğlum, ana ne lan? Ne derdin var senin milletin memleketiyle? Sen el al kendine. Evet arkadaşlar. Burası da jacuzzi'li koridorda bir banyomuz. Değil mi Furki? Furki geri git, kamera yüzüme tutma. Evet. Furkan, biz az önceki videoda yanlış söylemişiz. Bak, 3 oda 3 banyodur. Arkadaşlar 3 oda 3 banyo. Bu da çocuklar için böyle Açelya, işte efendim başka bir çocuğun ismi, bu yeni nesil çocukların odası olsun. Ve kuşların memleketi olsun. Burası da canım benim Furki. Furkan sen neredesin? Erzurum. Didimliyim. Ha, ben de. ben Erzurumluyum. Evet arkadaşlar. Burası da üçüncü ebeveyn odamız. Bizim Tahsin Yüzbaşı vardı. Ben askere gittim. Kadı sütü bırak Erzurum'a. Aydın. Gel ulan. Ulan oğlum dedi, senin Bolulu'ydu o. Memleketi niye bırakın abi? Sen nerede aydınladın? Değer durmuşsun. Kovdu beni. Anladın? Evet arkadaşlar, burası da
Üçüncü odanın işte banyosu. Burası da üçüncü oda ama bir tane üst teğmen vardı. Böyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Allah aşkına bizim komutanlar ellerinizi öpeyim öyle adamlar almayın. Adam askerden çok her şeye benziyordu. Buralar böyle böyle kişiliği şey bozuk bir adam. O hep beni dövüyordu. Abi ben nöbetçi olmuşum ya hep beni dövüyordu. Ya abi bana dese Adıyamanlı mı sen neredesin? Abi beni başka şeylerle yakıştırıyor. Adam kafa tasçı bım vuruyor bana. Ben en sonunda bir tane polis arkadaşım vardı. Canım benim Kayseri'ye dedim ki bu böyle yapıyor. Ya dedi oğlum bırak lan. Ya dedi buna hep var lan dedi. Biz ne yapalım gücümüz yetmiyor. Sen ki ben öyleysem takıl dedi. Başkaları öyleyse takıl. Ama dedi, arada çıkıyor dedi böyle hasta adamı. Ama ben de dün aklıma geldi. Ben de takıl dedim. İnternette adamı aradım bulamadım. İnşallah bulamam. Bulsam valla onu ona bu defa ben komutan olacağım. Evet arkadaşlar burası üçüncü ebeveyn odamız. Ya bu ne lan bu tatlı mı? Tatlı mı lan bu? Barış yiyor abi amca. Tabii. Arkadaşlar valla ben bunu böyle tatlı anladım böyle. Bu neymiş lan? Varis yiyor abi amca. Varis. Evet. Ona Arapça Marapça şeyler yazmış. Furkan baksana bir ablanlar sırasını gitmez mi çizmiş. Canım abi. Ya diyor canım abi. Evet arkadaşlar valla burası da böyle. Makyaja ihtiyacı var. Her taraf deniz manzaralı. Debi derya içini gösterdik. Evin her tarafına Debi Derya. Bu Debi. Valla Debi Derya mı deniyor lan? Ben baktım lügata Debi Derya ama uzun zamandır bakmadım ben sözlüğe. Bugün bir baktım deniz var. Furkan. Arkadaşlar geç oğlum bak buraya geç benim yerime geç. Tamam arkadaş Furkan lan. Bu bütün evler böyle manzaralı. Havuz başı daha çok manzaralı. Değil mi Furkancı? Kaç tane aşağıda hobi? Kocaman 3 tane hobi bahçesi var. E tamam arkada işte aşağıda evin tarlaları var. Evet çok büyük bir arsası var. İmren bir tane adam İranlı beni aradı da vatandaşlık istiyorsan İstanbul'da dedim yeğenim avukat. Dedi ki ben numaramı ver ya 12'ni bana ver. Dedi bana vatandaşlık alsınlar. Sen numarasını atayım mı yoksa 12'ni mi sana atayım? Canım benim. Alo İmre. Telefon çekmedi. Evet arkadaşlar şimdi İmre'ni ararız. Ben öyle panik atak bir adamım. Arkadaşlar bu odayı gösterdik. Orası böyle, burası böyle. Burası da böyle. Gel diğer koridordan geçelim. Arkadaşlar bu odayı gördünüz. Orada da bir giyinme kabini var. Banyosu var. Burası koridor. Gel babam gel. Bu odayı gösterdik. Bu banyoyu gösterdik. Gel. Gel canımın içi. Bu çeyin kapıdan girmiştik. Merhaba, hoş geldiniz. Kimsiniz? Yalnız Korku Evi Netflix. Evet, Dijitürk. Akşam filmleri çok izliyor onayla. Korku Evi. Dağ başı uzak ya, Korku Evimiz. Burası da alarm. Burası da alarm. Dur, burası da alarm. Burada oda. Her şeyi size arz ettik. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size durumu arz etmeye çalıştım. Yapabildiğim kadar yaptım. Eksileri artılarıyla benim adım Hıdır, işim budur. Evde bu. Sevgili arkadaşlar, geçen biz bir yere gittik, birine ulaşmaya çalıştık, çıktık. Öyle bir labirentler çıkmış ki yani birini arıyoruz, biri çıkıyor asistanım diyor, o ona gidiyor. Ya emin olun Didim kaymakamlığına gidiyoruz çok daha rahat. Belediye gidiyoruz daha rahat. Yani çevre şehirciliğe gidiyoruz daha rahat. Neticede İnsan yaptığı işte biraz daha doğal olacak. Biraz daha yüz yüze bana göre hani bu iş biraz daha somut, biraz daha ciddi, biraz daha böyle işten olmalı. Böyle çok asistanla kapı çal, oradan gir, çok fazla randevüler, çok fazla gökten gelmiş gibi ulaşılması zor insanlardan olmamak lazım. Bana da geliyorsanız kardeşim ben sizi birebir götürürüm, gösteririm. Neticede biz böyle taş atıp bilmem ne olmadı. Gidiyorum, geliyorum. İhtimaller var yani 100 tane ev topla. 100 taneden 2 tane satarsan oh ne mutlu sana. Yani neticede amelelik yıllarımızı da hatırlıyoruz. Nereden geldiğimizi de biliyoruz. Sizin gibi değerli insanlar gelip bu eve talip olduğu zaman sizin vereceğiniz 1 lira da başımızdan çoktur. Hak çok güzel bir şeydir. Biz muhatap olduğumuz insanlar hakkımızı helal ediyoruz. Onlardan helallik diliyoruz. Dolayısıyla el eli yıkar, döner, yüzü yıkar. Anadolu insanı, Türk insanı güzeldir gerçekten. Ha, ne demek istediğimi çok iyi anlayan anladı. Evet,
ecdadımıza, sizin gibi insanlara layık olursak bir adres göstermedir. Ya buradan işte bu ad bir satıyor. Bu da böyle işte gel al abi. Şimdi zaten beşer olarak Allah güzel yaratmış hepimizi. Ben size elimden geleni yapıyorum. Saygılarımla, hürmetlerimle. Umarım her şey gönlünüzce olur. Dedim de herkese kucak 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 dolusu sevgiler, hürmetler.